Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Son günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında yapay zeka geliyor. Birçoğumuzu korkutuyor, birçoğumuzu kolaylaştıracak, hayatımızı kolaylaştıracak tarzından bakışlara sürüklüyor. İşte bu konuyu konuşmak üzere Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Erdoğan bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. En son yaptığımız haberlerden birinde yapay zeka bir doktorun 10 yılda elde edebileceği bir tecrübeyi sadece 10 aylık işte ameliyat görüntülerini izleyerek sahip olduğu ve benzeri haberleri yapıyoruz. Bir yandan korkutuyor, bir yandan da sanki işimizi kolaylaştırıyor gibi geliyor. Peki yapay zeka, dijital ürünler insana dost mu, düşman mı? Hemen sizden öğrenmek isteriz. 10 ayda öğreniyor dediniz. Belki 1-2 yıl sonra bu röportajı ben sizinle değil de bir yapay zeka ile de yapıyor olabilirim. Aslında bu yapay zeka tabanlı uygulamalar ve dijital asistanlar günümüz dünyasında hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu tip teknolojiler aslında ve teknolojik ürünler sizin de söylediğiniz gibi yaşamı kolaylaştıran en iyi dostlarımız olabileceği gibi bireyin benliğini tehdit edecek düşmanlarımız da olabilir. Bu tamamen bizim onlarla nasıl ilişki kuracağımızla ilgili. Hani öncelikle gelelim bu teknolojinin belki olumlu yanlarına. Bu bahsettiğiniz işte uygulamalar ya da işte bu dijital asistanlar çok uzun zamandır hayatımızın içinde. Belki farkında değiliz ama en basiti GPS uygulamaları, aracımızda bir yerden bir yere giderken, hatırlasanız da eskiden böyle yolda birisini çevirirsiniz, soru sorarsınız ya da kocaman böyle haritalar açılır bakılırdı. Şimdi kendimizi GPS'lere emanet ediyoruz, onların talimatlarına uyuyoruz, kuzu kuzu bir yerden bir yere gidiyoruz. Ya da bir yabancı dil öğrenmek eskiden çok zordu. Şimdi öyle uygulamalar var ki sanki gerçekte ana dili, o dili konuşan birisiyle ben karşılıklıyım. Benim telaffuzumu düzeltiyor. Her türlü hayatımı düzeltiyor. Ya da fiziki işler, fabrikalarda bu sanayi 4.0'la vesaire ortaya çıkmaya başladı. Birçok yükü bu tip uygulamalar üstümüzden aldı. Hayatımızı oldukça kolaylaştırdı. Bilgiye erişimimizi özellikle çok demokratikleştirdi. Herkes istediği bilgiye neredeyse istediği kadar ulaşabiliyor. Bu tabii ki işin güzel, olumlu yanı ama bir de burada tehlikeli alanlar var. Bunlar nedir diye soracak olursanız, bu yapay zeka tabanlı uygulamalar ve dijital asistanlar belli bir algoritmaya göre işlem yapıyorlar. Yani bunların geliştiricilerini, yöneticilerini, beğeni, zevk, siyasi görüş ya da ekonomik çıkarlarına göre aslında bir karar alıyorlar. Hatta bu yazılımlar çoğu zaman erkekler tarafından yazıldığı için, yani bu bilgisayar programcıları, yapay zekaları yapanlar falan, artık biz dijital erillik, dijital maçoluk gibi kavramlardan da bahsediyoruz. Çünkü erkeğin zihin dünyasına göre aslında konuşmayı, beğeniyi ya da bir makaleyi, bir şeyi size yazdırıyor, bir fikri veriyor. Hatta dikkat ederseniz bu filmlerde, eskiden filmlerde öyleydi ama şimdi bir takım işte yapay zeka robotlar çıktı, işte Sofia vesaire gibi. Ama onlar kadın hocam. Tam da onu söyleyecektim size. Dikkat edin, bu robotların yazılımcılarının çoğu erkek ama robotların kendisi ne hikmetse hep dişi karakterler. Yani erkekler yine kendi zihinlerindeki ya da kendi fantazilerindeki kadınları yapay zeka olarak bu sefer piyasaya, toplumun önüne sunuyorlar. Yani burada da aslında toplumsal cinsiyet rolleri tamamen demokratikleşmiş, her şeyin süt liman olduğu bir dönemde yaşamıyoruz. Bir de sonuçta bu yapay zekalardan bize gelen bilgiler ya da okuduğumuz haberler, alışveriş tavsiyeleri, çünkü bir uygulamayı açıyorsunuz, size hemen bir işte şuradan alışveriş yap falan diyor. Bunlar bir yanıyla baktığımızda ne güzel, tam benim istediğim tarzda haberler görüyorum. Tam istediğim ürünü çıktı diye çıkarttı karşıma falan diye düşünüyorsunuz.
Ama burada da aslında çok büyük tuzaklar var. Çünkü kendi çıkarlarına, ekonomik çıkarlarına göre bizi yönlendiriyor. Ya da Hiç arama motorlarına girmemize bile gerek yok. İşte arkadaş arasında sohbet ederken bir şeyden ama bahsediyorsunuz. Sonra bir uygulamaya girdiğinizde karşınıza çıkıyor. Çok enteresandır. aslında çok enteresan dediniz. Çünkü bu uygulamayı yüklediğiniz zaman size diyor ki kameraya ulaşma izni veriyor musun? Sese ulaşma izni veriyor musun diyor. Başka da şansınız yok zaten. İzin vermezseniz uygulamayı kullanamıyorsunuz. Çünkü hiçbir haber ya da hiçbir uygulama aslında bedava değil. Yani bedava yemek nerede olur biliyor musunuz? Fare kapanında olur. Biz de o kapanın içine düşüyoruz. Ya da haberler. Filtre baloncuğu adı veriliyor buna. Yani öyle haberler görüyorsunuz ki hep sizi mutlu edecek haberler. Ya da işte hep sizin siyasi görüşünüze uygun haberler vesaire. Ve bir an geliyor o yapay zekanın yönlendirdiği haberlere göre işte ekonomik durum olabilir, siyasi durum olabilir ya da tamamen modaya göre bunlarla çevrildiğinizi düşünüyorsunuz. Dünyanın bundan ibaret olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki gerçek hayat bundan ibaret değil. Ama İşte biz bir yere doğru bizi yönlendiriyorlar. İşte düşüncelerimizi, fikirlerimizi, tüketim alışkanlıklarımızı, beğenilerimizi, zevklerimizi, mahrem ilişkilerimizi, hatta nasıl biriyle bir mahrem ilişki kurmak isteyebileceğimizi bile bize dikte ediyor. Sonra da bunlar sanki bizim kendi görüşümüz, kendi düşüncemiz gibi biz oraya doğru gidiyoruz. Sonra da işte bunun adına özgür seçim adı veriyoruz. Yani kısaca aslında bunu nasıl kullanacağımızla ilgili bilinçli olursak daha az etkileniriz. Ama dediğim gibi daha az etkileniriz. Ama bunların nimetlerinden de faydalanıyoruz. Evet hocam, az önce bahsettiniz de eskiden yol bilmediğimizde çevirip birilerine Ahmet Hoca'ya işte Mehmet abiye soru sorardık. Şuraya nasıl gideceğim? İşte bu köy ne kadar, çıkışı neredendir diye. İnsanlarla bir sohbet etme, bir alışveriş içerisinde olma durumumuz olurdu. Ya da şimdi gelişen işte gelişme çağındaki çocuklara baktığımız zaman bizim dönemimizde işte anne babalar ve aile büyükleri, dedeler, nineler onlardan bir takım bir şeyler öğrenirdik ama şimdi neredeyse bütün çocuklar dijital anlamda özellikle onlara eğitim verme seviyesinde. Peki bu kadar çok işte yapay zekayı vesaire bu kadar çok cazibeli kılan nedir hocam? Ya aslında gitgide daha mükemmelleşen bu yapay zekalar, işte son günlerde popüler olan Sophia gibi insan benzeri tepkiler veriyor. Yani kullanıcılarına daha insan gibi bir deneyim sunuyor. Bu da kullanıcıları cezbediyor. Ancak bu etkileşimlerin genel yaşam deneyimine olan etkisi oldukça karmaşık. Özellikle yalnız kendini yalnız hisseden bireyler için yapay zekalar mesela anlık bir rahatlama hissi sunabilir. Ama uzun vadede gerçek insan etkileşimlerinin yerini alamayacak. En azından şimdilik alamıyor. Çünkü bu etkileşimler uzun vadede sosyal beceriler üzerinde bir takım olumsuz etkileri olabileceğini asla göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bir birey gerçek insan etkileşimlerinden çok yapay zeka ile mesela sohbet edersek ki artık neredeyse bunlar olmaya başladı. Gitgide sosyal becerileri zayıflamaya başlayacak. Gerçek insanlarla etkileşim, karşılıklı duygusal tepkileri anlama, empati kurma yeteneği azalmaya başlayacak. Çünkü biz gerçek hayatta empati kuruyoruz. Bir de gerçek hayatta şunu düşünün. Birisiyle dostluk kurduğunuz zaman onun duruşu, sesi, kokusu, hani endamı diyelim eski. Bütün bunlar bizi etkileyen şeylerdi. Bir dokunma, o dokunmanın verdiği haz, dostluk vesaire. Bunların hepsinden yoksun. Bir de şunu düşünelim, yani bu bağımlılık yaratabilir. Evet hocam. Empati kurma yeteneğiniz zayıflatır. Bakın gerçek sosyal etkileşimlerde, iletişimlerde aslında bütün ilişkiler, ister mahrem ilişki olsun, ister dostluk, arkadaşlık, sıradan gündelik ilişki olsun, bir çevrenin denetimine tabidir. Az ya da çok. Bu çevrenin denetimi, hani çok abartılı olursa tabii ki çok kötü, sizi boğar, bunaltır ama çevre denetimi aynı zamanda sosyal bir takım normlara uymayı,
geleneklere, göreneklere göre davranış şekillerini yapmanızı da sağlar. Ama bir yapay zeka ile olan ilişkinizde herhangi bir sosyal denetim yok. Daha da ötesi, yine gündelik hayatımızda, gerçek hayatımızda biz çevremize bir takım izlenimler yayıyoruz ve izlenimler veriyoruz. Yani ne demek istiyorum? Konuşmamız, oturmamız ya da kendimizi diğerlerinden daha üstün göstermemiz, kendimizi beğendirmeye çalışmamız, bazı şeyleri işte iyi yapmaya çalışmamız ki iletişimimiz daha iyi olsun, değil mi? Giyimimize, kıyafetimize dikkat ediyoruz. Ama açtım bilgisayarımı, karşımda çok güzel beni anlayan bir bilgisayar şey var, yapay zeka var, onunla konuşuyorum. Kendimi hiçbir şekilde ona beğendirmek zorunda değilim. Hiçbir izlenim vermek zorunda değilim. Hani bu şeye benziyor. Gitgide ben ütüsüz kıyafetler giymeye başlayacağım. Gitgide kendime dikkat etmemeye başlayacağım. Sözlerime dikkat etmeye başlayacağım. Hiçbir sorumluluk yok. İster küfredin, ister aşağılayın. Gerçek ilişkide ilişkiyi belli bir dozda tutmak gerekir. Bir sorumluluk vardır, karşılıklı dengeler vardır. Ama bütün bunlar bizi aynı zamanda bizi biz yapan insani nedenlerdir. Tamam, yapay zekanın olumlu yanları olabilir arkadaşlıkta, sohbette. Neler olabilir? Çok dışlanmış bir ortamdasınızdır örneğin. Konuşacak hiç kimseniz yoktur. Hani ölmek üzeresinizdir de hani bir yudum su vardır. Suyun bir rızı iyidir. Ama 5 litre su içerseniz sudan zehirlenirsiniz. Hani yapay zekaların, bu tip uygulamaların hani belli eğitim amacıyla kullanılması, belli noktalarda kullanılması iyi ama fazlası bizi insani olmaktan, insan olmaktan uzaklaştırabilir. Bir de bununla ilgili hemen aklıma geldi. Çok güzel bir film vardı. Spike Jonze'un Her diye Türkçe'ye galiba Aşk diye de çevirdiler o filmi. İşte yalnızlık ve yaratıcılık sıkıntısı çeken bir tane yazar var rollerde. Ve bir uygulama satın alıyor işte. Bir sesten ibaret bir uygulama. Uygulamadaki bir kadın yine her zaman olduğu gibi. Adı Samantha, yapay zeka. İşte onunla görüşüyor. Ve zaman içinde yalnızlık çeken yazarımız duygusal açıdan oldukça tatmin edici bir ilişki yaşamaya başlıyor. Ama ne oluyor sonunda? Konuşmanın sonunda şunu anlıyor ki Samantha yapay zeka, hani nasıl konuşmamızın en başında 10 ayda her şeyi öğrenen robotlar falan oluyor. Tabii bunun algoritması işletim sistemi süper mükemmel olduğundan aslında aynı anda 641 sevgilisi daha varmış. Ve aynı anda 8341 kişiyle de flörtleşiyormuş. Hani sizin o duygusal olarak bağlandığınız Samantha aslında şey düşünün sevgilinizin sizi aynı anda 641 kişiyle aldatması. Hocam aklıma Bu şu soru insana geliyor. nasıl? Peki yapay zeka insan fıtratına bu kadar tersken, ya gördüğümüz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla gidişat da o yönde olduğu için nasıl bu kadar teslimiyetçi olabiliyoruz? Öyle ki neredeyse banka hesaplarımızı bile vereceğiz. İşte bir takım işlemlerimizi onun yapmasına bile, bence günümüzde onlara bile teslim edeceğiz gibime geliyor. Neden mi? Birkaç neden olabilir. Birincisi, modern şehir hayatında aslında hepimiz hiç olmadığımız kadar yalnızız. Hani bu yalnızlığı şöyle söyleyebilirim. İronik bir şekilde kitleler halinde yalnızız. Yani işte zaman sıkışmış vaziyette, işte yaşamı düşün, işte işten eve, evden işe koşuyorsunuz. Gündelik hayatımızda gerçekten biriyle oturup hani uzun uzun sohbet edebileceğiniz vakitler oldukça dar ve sohbet edebileceğiniz insanların sayısı da çok az. Çünkü onlar da aynı döngünün içindeler. Anlamda uzun ilişkilere girmeyi insanlar artık bir yanıyla istemiyorlar. O sorumlulukları almak istemiyorlar. Tam da biraz önce bahsettiğim gibi yapay zeka ile olan ilişkide bir sorumluluk duygusu yok. Yani şu son günlerde biraz hani popüler kültürün içinde çıkma bitti artık herkes takılıyor gibi laflar var ya. Date'ler var. Date, akışkan aşklar diyoruz. Hani kimseyle bir aslında sorumluluğun olmadığı geleceğe yönelik ilişkiler. Şimdi böyle ilişkilerin bir adım ötesinde hiçbir insan değil, karşınızdaki insan değil ama insanmış gibi davranan, işte size bir takım laflar, sözler söyleyen, hatta programı istediğiniz gibi seçebilirsiniz, sizin şerbetinize göre davranan diyelim. Birisiyle olmak ve hiçbir sorumluluğu yok. Bir açıdan insanı rahatlatabilir. Bu işin birinci kısmı.
İkinci tarafı tabii de ekonomik boyutları da var bunların. Hani bahsettiğim şeyler artık bir telefon uygulaması olmadan kimi yerlerden alışveriş yapmak mümkün değil. Yani sizi zaten sistem ister istemez bu tarafa doğru yönlendiriyor. Seçenek bırakmıyor. Hani o yüzden de ve hayatımızı da kolaylaştırıyor başta söylediğim gibi. İnsan doğası gereği en az enerji harcayarak en maksimum faydayı sağlamaya çalışır. Şimdi bir diğer tarafta bu var. Hani ama o yemek de biraz önce söyledim ki fare kapanının tam içinde duruyor. Onu almaya çalışırken çok hızlı geçip böyle ona yakalanmadan alıp gitmek çok güç. Bazıları belki Hocam beceriyor. çerçeveyi biraz daha geniş alırsak peki bağımlılıktan bahsettik. Yavaş yavaş küçük küçük uygulamalar ve yavaş yavaş artık maddi manevi bir takım bağımlılıklara sebebiyet veriyor. Peki arka planına baktığımızda yapay zekayı da sonuçta insanlar yapıyor ama bunun algoritmasında yine insanları ne şekilde ekonomik anlamda yönetmek mi var sadece? Yani sadece ekonomi değil, sadece cebinizdeki parayı istemiyorlar. Aynı zamanda kalbinizi de istiyorlar. Yani kalbinizi ister derken, bakın parayı almanın ilk yolu aslında sizi düşüncenizi, beğenilerinizi, zevklerinizi, dünya görüşünüzü yönetebilmek, manipüle edebilmek ya da harekete geçirebilmektir. Bunu yapmayı becerdikten sonra parayı almak kolaydır. O yüzden bu uygulamalara baktığımızda çoğu zaman ücretsiz uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Yani bize bir hizmet sunuyor baktığımızda. Ama zaman içinde öyle güzel hizmetler ki bunlar, üstelik bir para da istemiyorlar çoğu zaman. Biz gönlümüzce her şeyimize bunlara bağlanmaya başlıyoruz. Aldığımız haberler açısından da. Öyle haberler veriyor ki dünyada başka haberler de var. Başka haberleri üretenler de var. Ya da siz telefonunuza uygulamaları, şeyleri, o haberleri koyabilirsiniz. Sansür de etmiyor. Ama ne yapıyor? Görünmez kılıyor. Yani birinci olarak göstereceğine 500. olarak gösteriyor. Bir kimse de o dibe Yani kadar gitmiyor. köy yanarken biz saçımızı taramaya devam ediyoruz deyimi burada gerçek oluyor. Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ederim hocam. Eklemek istedikleriniz varsa onları da mutlaka almak isterim. Rica ederim. Yani bu uygulamaları ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Bütün yenilikler ilk çıktığında eleştirilir. İşte radyoda çıktığında, televizyon çıktığında 90'lı yıllarda işte daha da öncesinde ama işte bütün hayatımızı aldı. İnternet ilk çıktığında aynı eleştirileri de bulunduk ya da benzer eleştirilerde bulunduk. Her seferinde bir tık ileriye gidiyoruz. Bu uygulamalar evet oldukça tehlikeli yönleri var. Ancak hayatımızı gerçekten kolaylaştırıcı, bize çok daha fazla vakit kazandıracak imkanlar da sunuyor. Medya okuryazarlığı gibi bu yapay zeka okuryazarlığına da sahip olmamız gerekiyor. Yani biz bilinçli olarak davranırsak biz daha faydalı oluruz. Tabii ki biraz bir şey kaybedeceğiz ama önemli olan artıda günü bitirmek diyelim. Teşekkür Çok ediyorum. ben teşekkür ederim hocam. Vakit ayırıp da bizlerle değerlendirmelerde bulunduğunuz için Profesör Doktor Barış Erdoğan bizlerleydi. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.